Bu hatıra defteri mektepli bir kız çocuğun vaktiyle tamamlayamadığı ödevidir. Bugün yüreğini sürgüne yollayan sebebini, öfkesini ve kırgınlığını unutmamak, hep hatırlamak için kendine ödevidir. 11-12 yaşlarındaydım o sıralar. Fransızca muallimimiz Sir Alexi bize bir yazı vazifesi vermişti. Hayattaki ilk hatıralarınızı yazmaya çalışın. Bilhassa anne, baba ve kardeşlerinizle alakalı olanları. Sizin için güzel bir hayal temrini olur demişti. Beni bir düşüncedir almıştı o vakitler. Ne yazacaktım? Hafızamı biraz yokladım. Annemle ilgili en belirgin hatıram kayısı ve helvadan ibaretti. Süvari binbaşısı olan babamın vazifesi gereği Beyrut'taydık o sıralar. Fakat bazı babaların kız çocuklarına annelerinin vefatını anlatmasının türlü türlü yolu vardır. Benim babam da nevi şahsına münhasır bir yol bulmuştu. Bulamamıştı demek daha doğru zannımca. Ben de sulayacağım annemi, ben de. Dur yavrum, dur. Babam annemin gidişini, ölümün telafisi mümkün olmayan bir hata olduğunu izah edebilseydi eğer, ben kayısı ağaçlarıyla boşlukları doldurmazdım. Anne ektik sanıyordum toprağı. Dünyanın bütün anneleri bana kızım desin diye. Fakat bazı babaların kız çocuklarına annelerinin vefatını anlatmasının türlü türlü yolu vardır. Benim babam da... Sana fondan getirdim. Niye ki? Üzgünsün diye. Ben mi niye? Abi dokunma ona. Dokunma sakın. Onun annesi öldü. Bize de bulaşır. Annesi öldü onun. Bu kadar basit ve bu kadar keskin işte. Beli kılıçlı koskoca süvari babamın yapamadığını Necmi ve Kamran yapmıştı. Ölümün ne demek olduğunu biliyordum. O günden sonra uzunca bir vakit annemin vefatını bulaşıcı bir hastalık gibi taşıdığımı anımsıyorum. Sanki kime dokunsam annesine ne diyecektim onu. Ne saçmalık. Gözü annesinin helvasında kalan bir kız çocuğuyum ben. Annemin yüzünü gittiği gün unuttum. Oysa sabaha kadar onun solmuş yüzüne bakarak uykuya daldığımı biliyorum. Kim siliyor bu hatıraları kafamızın içinden, gözlerimizden, kim?